Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba konuğum gazeteci Ahmet Gözen. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk Emin kardeşim. Ben evime geldim. Evet abi. Nasılsın? Ben ev sahibi sayılıyorum. Evet kesin. İyiyim Emin'ciğim. Sen nasılsın? Kesinlikle. Ne var ne yok? Çok şükür abi biz de iyiyiz. Yoğunuz. Gündem de çok yoğun. Ben hemen böyle konulara girmek istiyorum seni yakalamışken. Çünkü birazdan süre bitmiş mi? Daha şunu konuşacaktık moduna düşmeyelim isterim. Evet. Bayağı bir konu birikti seninle görüşmediğimizden bu yana. Evet. Tabii en güncel konulardan bir tanesiyle başlamak isterim ben. Hafta sonu Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin bir genel kurulu vardı. Bildiğim kadarıyla sen de yeni yönetimde görev alan bir meslek büyüğümüz oldun o seçimde. Nasıl değerlendiriyorsun cemiyet seçimlerinin sonuçlarını? Bir kere Aydın'da Aydın Gazeteciler Cemiyeti gibi bir derneğin olması hakikaten çok güzel bir olay. Evet. Geçmişte bunu kuran Mustafa Çezik, rahmetli kardeşimizi rahmetle yad ediyoruz. Çok da güzel oldu. Bu seçimlere gelirsek, değerli kardeşim Semra Hanım burada 2 yıl görev yaptı. Ben de onun döneminde denetim kurulu başkanlığı yaptım. Evet. Çok keyifli günlerimiz oldu. Hiç Semra Hanım herhangi bir yalpalaması olmadan, tarafı olmadan fevkalade güzel bir başkanlık yaptı. Evet. Bundan sonra dedi ki benim dönemim yeter. Bu da bir asalet. Değil mi? Tadında bıraktı. Bu da bir asalet. Ben dedi bir anneyim dedi. Evet. Çocuklarıma karşı hizmetlerim var. Bu işi de başarıyla yaptım ve dolayısıyla şey yapayım dedi. Beni dedi arkadaşlar dedi bağışlasınlar dedi. Evet. Şimdi Türkiye'de bu adet yok. Bu adet var mı? Görüyoruz. Koltuğa yapışan bırakmak ya, istemiyor. Koltuğa yapışıyor. 3 dönem, 4 dönem burada kalmak istiyor. Ya arkadan gelen gençler var. Şimdi bu gençlerden çok sevdiğim Fatma kardeşimiz, çok sevdiğim Ferdi kardeşimiz aday oldular. Son derece demokratik bir şekilde her gazetecinin yanına gittiler. Ve onların reylerini almak istediler. Fatma kardeşimiz çok kısa zamanda çok güzel bir mesafe aldı kendince. Ferdi kardeşimiz de Anadolu Ajansı'nın Aydın temsilcisi olaraktan Aydın'da sevilen ve sevildiği kadar da inanılan bir seviyede bir kardeşimiz. Evet. Benim için o kongreye işte bir gün kala geldim. Bir baktım ki her iki listede de beni listeye koymuşlar. Fatma kardeşim de, Ferdi kardeşim de. Seçim salonuna girdik. İnanılmaz bir güzel atmosfer. Son derece centilmence bir olay. Evet. Seçimleri bitirdik. Şimdi Aydın Gazeteciler Cemiyeti başkanı Ferdi kardeşimiz oldu. Bundan daha demokratik bir olay olur mu yani? Olmaz. Netice itibariyle seçimden gelmiş, kazanmış. Efendim bu arada değişik münakaşalar var. Efendim mühendisten gazeteci olur mu? Bilmem kimden gazeteci olur mu? Ya kardeşim bu insanlar bu mesleğe yıllardan beri emek vermişler. Mesela ben gazetecilik okulu mezunu değilim ama yaklaşık 27 yıldır köşe yazısı yazıyorum. Kimileri bana diyor ki benim gibi arkadaşlar sen işte Ameliye Perver Mektebi'nden mezunsun gazeteciler. Ne münasebet ya? Şu anda Aydın'da yapanlar, Aydın'da gazetecilik yapan arkadaşlar, gazetecilik meslek yüksek okulu mu mezunu hepsi? Ya bir de şu var, derneğin tüzüğü sizin o derneğe üye olmanızı engel değil. Engel değilse dolayısıyla derneğin yönetiminde yani, olmanız da normal. Sadece yani. Benim için değil. Tabii, tabii. Bu ülkede kasaptan manavdan müteahhit oluyor da bizden niye gazeteci olmuyormuş ki onu anlamadım yani. Evet. Hayırlı uğurlu olsun abi. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm gazeteci kardeşlerimizi kutluyorum. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Zaten orada da yaptığım konuşmada sizleri kutluyorum. Görevinize devam edin diyerekten memnuniyetimi ifade ettim. Evet. Ahmet abi 3 aylar başladı.
Değil mi? Şunun altına Aydın Post köşe yazarı yazdırsana. Tabii. KJ o zaman çok uzun oluyor ama yazsın arkadaşlar. Aydın Post, küçücük bir yazsınlar. Tabii, Aydın Post köşe yazarı ilave edelim Ahmet abinin isminin yazdığı KJ'ye. 3 aylar başladı abi malum. Mübarek 3 aylara girdik. Recep, Şaban, Ramazan. Bu mübarek günlere dair söyleyeceğim bir şey var mı abi? Var tabii. Olmaz mı? İslamiyet'in en önemli 3 ayıdır. Bu 3 aylarda hiç kimse hakkında dedikodu yapmayacaksın. Hiç kimse hakkında kötü söz söylemeyeceksin. Mümkün mertebe ibadetle geçireceksin. Bu 3 ayların ülkemize, aydınımıza, meslektaşlarımıza, herkese hayırlı olmasını yürekten diliyorum. 3 aylarınız kutlu olsun değerli izleyicilerim. Evet. Ahmet abi ben bu sabah İzmir'deydim. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bir katıldığı bir programdaydık. Bizim medya platformu var. Ege Medya Platformu oldu adı. İzmir Medya Platformu. Onun konuydu Tarım Bakanı. Platformun Aydın'daki temsilcilerinden birisi olarak ben de katıldım bizim arkadaşlarla beraber. Tarım Bakanı oradaydı. Tarıma dair ümitvari konuştu. Bir sürü güzel gelişme de konuşacağız. Ben Tarım Bakanı'nın konuşmasından da şöyle bir şey anladım. İzmirliler bizi sahip çıksın dedi. Herhalde kabinedeki değişikliklerden Tarım Bakanı etkileneceğini mi düşünüyor? Yoksa görevinin sonlanacağıyla ilgili bir endişesi mi var? Onu bilmiyorum ama biraz bize sahip çıkın, Ege bize sahip çıksın, İzmir bize sahip çıksın gibi bir ifadede bulundu. Tarımı konuşalım isterim seninle. Yani Tarım Bakanı'nın performansını birlikte yine değerlendiririz ama Aydın Tarımı'nı böyle genel olarak bir bakmak gerekirse en önemli gelir kaynaklarımızın başında tarım geliyor. Bizim işte ihracatın büyük oranı tarımsal ürünler. Aydın Tarım hakkında ne düşünüyorsun? Emin'cim, şimdi önce şuradan başlayayım. Denge Televizyon'dan bir kere senin İzmir'deki böyle bir platforma TV'denin üye olması muhteşem bir olay. Evet. Denge Televizyonu Aydınlı'nın göz bebeğidir. Kim ne derse desin. Ve benim sahadaki çalışmalarımda insanların Denge Televizyonu'nu çok yakından izlediklerini gördüm. Sizlerin türlü zahmetler içerisinde Denge Televizyonu'nu götürmenizden ötürü sizleri ayrıca kutluyorum kardeşim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çünkü Aydın'da bir Denge Televizyonu daha yok. Hepimiz bu televizyona sahip çıkmamız lazım. Tarımla ilgili konuya gelince, bunun çok çarpıcı örneği ileride konuşacağız ama yani ileriki şeylerimde anlatacağım ama son Tayyip Bey'in buraya geldiğinde ben çok yakından takip ettim Tayyip Bey'i. Tayyip Bey Kipaş Holding'in kağıt fabrikasının açılışından sonra Aydın Kent Meydanı'na geldi. Aydın Kent Meydanı'nın içindeydim. Çok köylüler vardı. Tarımla ilgili insanlar vardı ve bu program 2 saat sonra başladı. Etrafı dolaştım. Sokaklara girdim, şuraya girdim, buraya girdim. Hiçbir yerde toplama halk yoktu. Çiftçi yoktu. Sadece tabii ki köylerden gelen insanlar vardı. Ve dikkatimi çekti. Sayın Emniyet Müdüründen Suat Bey'den aldım bilgiyi. Ahmet abi yaklaşık 30-35 bin kişi vardı dedi polis tespiti olaraktan. Bu şunu gösteriyor. Aydın tarımında köylü her türlü şikayete rağmen parasını alıyor. Çok basit bir hesap yapalım. Aydın bu sene 80 bin ton incir üretti. Evet. Yaklaşık 5 dolardan sattı. Doğru mu? Çarptığın zaman 400 milyon dolar bu çukura indi. Dönüyoruz pamuk. Geçen sene 7,5 liraydı. Bu sene 15 lira civarında. Geçen seneye göre bir misli fiyat daha para aldı. Doğru mu? Evet. Buradan da gelen para 600 milyon dolar. Kestanesi, sütü, ıvır zıvırını koyduğunuzda Aydın Çukuru'na evet, bu vadiye 4 milyar dolar vergisiz kazanç indi Emin Bey kardeşim. 4 milyar dolar. 4 milyar dolar. Bu işte o kentin, o meydanın dolmasına sebep oldu. İnsanlar Tayyip Bey'den şikayet eden orada bir sloganı atmadılar. Evet. Biliyorsun politikacıların arenaya çıktıkları yer
kent meydanlarıdır. Orada bir tane içindeki çıkıp da bağırsa ortalık karışır. Şimdi geliyoruz bundan sonraki. Tabii tarımla ilgili gübrede pahalılık var şu an. Gübre pahalılığına baktığın zaman edinilen ve diğer şeylere baktığın zaman edinilen rakamlar tabii ki pahalı. Ama bunlar absorbe edecek karşılar. Çünkü pandemi dönemini yaşıyoruz. Evet. Bir de geçen sene müthiş bir kuraklık oldu. Buna rağmen Aydın Devlet Su İşleri olsun, sulama grupları olsun bu konuda çok önemliydi. Ama burada Aydın Büyükşehir'e ait olan yaklaşık 15 tane gölet sulamada kullanılamadı. Ben bunu yazdım. Ondan sonra troller ortaya çıktılar. Evet. Kardeşim hala daha bak yine yazdım. Aydın Büyükşehir'in elinde olan göletlerin mutlaka bu sene bile şu anda bile su kafi değil. O yüzden bu göletlerin mutlaka sulamaya intikal ettirilmesi lazım Eymen kardeşim. Ahmet abi il özel idaresinden devrolunan göletler var. Hatta onların sulamaları için köylere bırakılmış borular çürüdü gitti güneşin bağrında. İşte bir o boruları toprağın altına alıp işte vatandaşın sulamasına sunmadı Büyükşehir Belediyesi. Yani Aydın Büyükşehir Belediyesi bu konuda gerçekten sınıfta kaldı. Ve şimdi yani biz burada kimseyi yani ikaz ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim önümüzdeki yazda yine sıkıntı olacak. Lütfen bu göletleri çiftçinin kullanımına açın. Evet. Bu arada çok enteresan Cavit Çağlar abimle bir konuşma eski bakan oldu. Kendisine buradan selamlarımı söylüyorum. Cavit abi bak yine senin sözünü açtık burada. Çok enteresan şeyler söyledi. Ne diyor abi Cavit Çağlar? Ne öngörüyor? Cavit Çağlar şunu diyor. Türkiye'nin diyor sebze ve gıda ihracatının diyor 3/3 diyor Rusya'ya oluyor diyor. Bunu diyor çiftçi diyor şimdikten diyor hükümetler diyor şimdikten tedbirlerini alsınlar. Artık Rusya 5 yıl içerisinde domates almayacak. Köşe yazımda da yazdım Aydın Post'ta. Evet. Buğday almayacak. Rakamlar ortada. Bunların çok basit rakamlarını söyleyeyim. 2020 yılında tarımsal ithalatı 29 milyar iken ithalat yani ihraç ettiği rakam 30 milyara çıkmış Sovyetler Birliği'nin. Süt üretimi 1,6 milyon ton iken bu süt üretimini önümüzdeki 10 yıl içinde 50 milyon tona çıkarıyor. Rusya. Bunun yanı sırasında sebze buğdayda ise üretim sebzedeki üretimi 1,6 milyon ton bunu 30'lara 40'lara çıkarıyor. Çünkü ithalatçı olmaktan ihracatçı olmaya doğru. Olmaya çıkıyor. Çünkü Ukrayna'yla bak o çok önemli. Rusya Avrupa ve Amerika ile itişip kakışmaya başladığı zaman dedi Cavit abi Avrupa'nın en önemli elindeki silah gıda. Rusya'ya ihraç edilecek gıdaydı. Putin bu konuyla ilgili 7 ila 8 yılda bunu görüyor ve inanılmaz bir şekilde bunun çalışmalarına başlıyor. Şu anda Sovyetler Birliği Amerika'nın da üstünde 85 milyon ton buğday üretimiyle dünya birincisi. Arazi de var orada. Düşün yani adamın yaptığı reformları düşünün. 2021 yılında buğdaydan yapmış olduğu ihracat 38 milyon ton. Evet. Şu anda Türkiye Sovyetler Birliği'nden buğday alıyor Emin Bey. Canım kardeşim. Öbür taraftan sera Sovyetler Birliği doğalgaz ve burada çıkan jeotermalden 32 milyar dekar sera yapmış vaziyette. 32 bin dekar. Evet 32 bin dekar sera yapmış vaziyette. Yani örtü altı sebze üretimiyle artık raflarda Sovyetler Birliği'ne Türkiye'den giden domates önümüzdeki 4-5 yıl içinde olmayacak. Şimdi buradan Aydın çiftçisine, Antalya çiftçisine şunu söylüyorum. Bu tespitleri dikkate alsınlar. Sayın Pakdemirli de tespit et, bunları dikkate alsın.
Türkiye'nin sebze ve meyvedeki ihracatı önümüzdeki 5 yıl içerisinde sıfıra düşecek. 1/3 rakam. Hatta Çin'de tespitlerim oldu. Benim Çin'de de ilişkilerim var. Çin'de incir yetiştirmeye başladı Çinli. Evet. Ve şu ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman bizim en büyük ihracatçımız, ihracat kalemimizin 1/3 Rusya. Bu kalem bitiyor. Herkes aklını başına toplasın. Şimdilikten bu konuyu toparlasınlar. Evet. Sayın Pakdemirli'ye de buradan selam olsun. Pakdemirli'nin, yani biz Tayyip Bey'in işine karışacak değiliz. O hangi takımıyla çalışmak istiyorsa ondan çalışacaktır. Nasıl getiriyorsa o şekilde de götürecektir. Ve bunda da şu anda bir beis yok. Evet. Abi Aydın'a dönelim. Tamam. Eğitimle ilgili konular var. Not almışız öyle bir. Fatih Atay'ın açtığı kitap kafe ve yine tarımla ilgili bir organizasyon var. Enginar Fabrikası, yani enginar paketleme fabrikası kuruyor Fatih Atay kadınlara yönelik. Bu konuları nasıl değerlendiriyorsun abi? Fatih Atay kardeşime buradan tebrik ediyorum. Tüm kendisine karşı gösterilen olumsuz tavırlara rağmen açtığı o kitap kafeler beni fethetti kardeşim. Ben dahi açtığı kitap kafelere gidiyorum. Evet. Bilgisayarımı açıyorum. Orada çayın var, kahvem var. Gençler ve çocuklar sabahleyin oranın kapısında bekliyorlar. Açılsın Emin mi? Kardeşim açılışını. Evet, benim de şikayetim abi geç açılıyor, erken kapanıyor. Sanki sürekli açık kalsa sürekli insanlar gidecek oraya. Öyle bir ihtiyaç var yani. Nasıl? Sürekli açık olsa sürekli gidilecek. Mesela yani. Kaç saatleri söyleyelim buradan Fatih Bey, hani dikkate alıyor. Mesela gece 2'ye kadar 3'e kadar çocuklar orada ders çalışabiliriz. Vize dönemleri, sınav dönemleri vesaire. Mesela ben bazen sabah erkenden diyorum ki gideyim kitap okuyayım orada diyorum. Erken gelirken kapalı. 7'de gidiyorum kapalı. Yani aslında Fatih... Ben ona dikkat etmedim. Yani. Aslında kaçta açılıyor? Bilmiyorum yani, açılış saatleri herhalde haftada 5 ya da 6 gün açılıyor galiba. Sabah 9'da açılıp akşam 9'da 10'da mı kapanıyor? Yoksa bölge bölge farklı mı gösteriyor? Hani kitap kafe ihtiyaçmış bu şehirde. Şimdi o ihtiyaç giderildi. Şimdi şeyin derdine düştük biz. Daha uzun süre niye açılmıyor derdine düştük. Yani bu ihtiyacı doğru ihtiyaçmış. Yani doğru tespit edilmiş. Görmüş Fatih Atay. Uygulamaya geçirmiş. Şimdi bize yetmiyor. Sürekli açık öyledir olsun. Öyledir bu işler zaten. Değil mi? O zaman buradan Fatih Atay kardeşim, duyuyor musun bizi? Kitap kafelerin sabahleyin 7'de gece saat 12'ye kadar, hadi 1-2 olmaz da 12'ye kadar açık olması hususunda senden ricamız var. İnşallah sen de bunu dikkate alırsın. Ne var yani? Evet. Bu kadar güzel tesis yapmışsın. Ben özellikle Doğu Gazi Bulvarı'nda açtığın kitap kafeden üniversiteli öğrencilerle görüşüyorum. Allah razı olsun diyorlar. Mimar Sinan'da açtığından Allah razı olsun diyorlar. Emin Bey bile sabahleyin gidip orada açık olsa ben de çalışırım diyor. Ben de oraya gidiyorum. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ilk açılan kitap kafeye gidiyorum ben. Evet. Evle kanal arasındaki yol üstünde o. Yani kanala geldiğimde okuma işi biraz odaklanma işi abi. Yani iş yerinde çok fazla okuyamıyorsunuz. Telefonunuz çalıyor, geleniniz gideniniz oluyor. Evde zaten çok okuyamıyorsunuz. Orada abi ben gidiyorum kitap kafede okuyorum. Ders çalışıyorum. Üniversite okuyorum ben bir yandan. Ders çalışıyorum var. Nerede okuyorsun Emin'ciğim? Aramızda kalsın. Kimse duymasın. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Tanıtım okuyorum. Ben. Bitiyor güzel, artık. Bravo. Yani son iki dersim kaldı. Onları verince mezun oluyorum. Yani ihtiyaçmış, güzel oldu bence de. Neden? Bizim köy enstitülerine gelen alışkanlığımız var Emin'ciğim. Evet. Köy okuma odalarımız yok muydu? Vardı. Ve biz buralara gitmiyor muyduk? Kıraathane oradan geliyor. Evet. Ama biz kıraathaneyi şimdi okey oynanan yere çevirdik yani. Esasında burada da ben buradan Sayın Fatih Atay'a rica ediyorum. Kahveler işte derneğini çağırsın. Kahvelerin bir köşelerine okuma odası yapsınlar. Yani bunu yapmak zor değil ki. Özel teşebbüs bunu yapmaya başladı. Kitap kafeler açılmaya başladı Aydın'da. Yani Fatih demek ki ihtiyaç. Tabii tabii. Bir tane yapmışlar Mimar Sinan Mahallesi'nde, gördüm ben. Ama şöyle bir talihsizliği var oranın. Tuvaletin yolu kitap kafenin içinden geçiyor. Tuvalete giden herkes kapıyı açıp kapatıyor. Dikkati dağıtıyor. Sanki böyle kitap kafenin tuvalet yolundan biraz kötü. İzole olması gerekiyormuş. Ya özel teşebbüs bunu yapmaya başladı. Yani güzel oldu bence de. Enginar Fabrikası ile ilgili ne diyorsun? Onu çok önemli konuşmak istiyorum. Aydın'da üretilen malzemeler, tarımdaki üretilen malzemeler bugüne kadar hiç gelmiş geçmiş,
hiçbir belediye başkanı Fatih Altay'ın bu yaptığı tesis gibi bir tesis yapmadı kardeşim. Ben kendisine röportaj yaptım. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Ahmet abi dedi. Enginar konserve fabrikası kuruyorum dedi. Çok şaşırdım. Nereden çıktı bu ihtiyaç dedim. Ahmet abi dedi. Ben bir araştırma yaptım dedi. Aydın'da dedi 25 milyon kök enginar yetişiyormuş Emin'cim. 25 milyon enginar çok önemli bir rakam. Peki dedim ne yapıyorsun? Bununla ilgili anlattı. İşte dedi ben sözleşmeli çiftçiliğe getiriyorum dedi. Evet. Bundan sonra da enginar mı dedi. Şimdi de enginarla başlıyorum. Diğer üretim yani biz imal edilen sebzenin pazara sunulmasında raflara girecek şekilde mamul hale döndürür isek Aydın'ı değiştiririz. Tabii tonla değil taneyle satıyor olacak. Bravo. 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 Şimdi ben mesela enginarı çok severim ve Amerika'da da olsun, Çin'de de olsun bunların hepsinin tek tek konserveleri var mı? Niye Aydın bugüne kadar düşünmedi? Tabii tabii. Yani fidan dağıtmak tabii çok güzel bir olay. Ama kardeşim bunun devamını niye getirmiyorsun? Tabii. Abi enginar konserve işte asparagus işte biz kedirgen diyoruz ya kuşkonmaz evet. Mesela onların konservesi falan Aydın'da üretilebilir, yapılabilir ve çok pazar olan şeyler. Şimdi devamında başka şeyler de yaptığını duydum. Kekik. Kekik yağının inanılmaz talebi varmış tabii. Kendisinden. Karbaktrol var içinde. Evet işte inanılmaz. Covid'le mücadelede en etkin madde yani karbaktrol. O da kekikte var. İşte Fatih Altay'ı tebrik edelim kardeşim evet. Buradan. Güzel. Ve diyor benimle diyor alay ettiler diyor. Ya Fatih Bey kekik yağı üretiyor yok bilmem ne üretiyor dediler. Bak sessiz sedasız adam kitap kafeleri açıyor. Açıyor mu kardeşim? Efendim? Hanım evleri açıyor. Hanım evleri açıyor mu? Açıyor. Ondan sonra sizin merkezi açtı. Onu daha da geliştirmesi lazım. Otizm o ayrı bir hadise. Öbür taraftan sosyal merkezler açtı. En önemlisi ilkokuldaki çocuklara sabah kahvaltısı verebilmek için ÖRKOP'la anlaşma yaptı ya ÖRKOP'la. Tabii süt dağıtıyor. Süt dağıtıyor ya. Bir çocuğun gelişmesi için en önemli şey Emin kardeşim şeydir. Ne derler ona? Süttür. Evet. Süt olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Ve buradan tarımdaki bu girişimin mesela diğer dallardaki belediye başkanlarına da inşallah sirayet eder. Örnek olur değil mi? İnşallah Nazilli, özellikle İncirlova, Atilla. Atilla burada bunun çalışması lazım. Çünkü Türkiye'nin sebze ambarı, sebze başkenti Acarlar köyüdür. Evet. Ben kendimi Acarlarlı kabul ederim. Çünkü o insanlar üreten yüreklerdir. Evet. Mesela Yeni Pazar'da, tarlada, üründe Yeni Pazarlı iki ürün alır. Acarlar'da ise bir senede en azından altı ürün tabii, alır. Tabii tabii marul, maydanoz, karnabahar, işte kırmızı lahana hepsi var. Soğan, yani, sarımsak. Yani Acarlarlılar buradan eski evet. Muhtar Metin'e selam olsun. Çok konuştu. Sen Aytekin Kaya'ya seslenler herhalde. Aytekin Kaya evet. Bu konuda kendisine önümüzdeki haftalarda hafta konuşacağım. Mutlak surette bu yöne yönlenmesi lazım. Yani Fatih Atay'ın yaptığı çalışmaların rol model olarak çevreye yayılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Kesin. Şimdi eğitim konusu, bu kitap kafeleri konuşurken Aydın'da bir üniversitemiz var. Adnan Menderes Üniversitesi ama bir vakıf üniversitesi, özel üniversite söylemleri hep oluyor. İşte şehirde ikinci üniversite kurulsun deniyor. Sen bu konularda ne düşünüyorsun Ahmet abi? İkinci bir üniversite, özel üniversite, vakıf üniversitesi. Şimdi Emin'cim yaklaşık bir yıl evvel Sayın Yüksel Yalova, evet. Sayın Cengiz Altıntaş, evet. Okul sahibidir kendisi. Bu konuyu İstanbul'da gündeme geldi. Gündeme gelince Cengiz Altıntaş kardeşimiz şunu söyledi. Ahmet abi dedi ben dedi okulun ismini söylemek şimdi belki burada doğru olmaz. Reklam olabilir onu evet. Söylemiyorum. Ama Cengiz Altıntaş'ı tanıyanlar tanır. Ben dedi servetimi dedi bu işe koyacağım dedi. Ben çok şaşırdım. Ne yapacaksın sen Cengiz dedim. Ve Cengiz Denizlilidir. Denizli. Denizlilidir. Evet. Tahmin ediyorum Çallı olsa gerek. Çünkü bunun ana noktası eğer hani hanım köylüyse Karpuzlu derim ben. Eşi Karpuz'dan.
Cengiz Bey'in. Yani ben şimdi onu söylemek istemedim. Muhteşem bir eşi vardır. Ben kendisiyle de röportaj yaptım. Evet. Çok eziyetler çekmiş bir yörük kadını. İnanılmaz değerli bir kadın. Evet. Başörtüsünden ötürü çekmediği sıkıntı kalmamış. Evet. Ama dimdik kocasının yanında durmuş. Hala daha duran bir kadın. Evet. Dedim ki ne yapacaksın? Çünkü bir vakıf kurabilmeniz için minimum 100 eski parayla 100 trilyon servet koymanız lazım. Cengiz Altıntaş 100 trilyon servetini hatta 300 tahmin ediyorum koydu. Şimdi bir vakıf kurdu. Üniversite kurmak için. Vakfın ben de mütevelli heyetindeyim. Bunu gururla da söylüyorum burada. Aydın'a bir özel üniversite kazandıracağız. Bunda evet. da iddialıyız. Aydınlı iş adamlarını, hani o kenarda köşede duran iş adamlarını bir Cengiz Altıntaş gibi bu üniversiteye, kurulacak üniversiteye destek olmalarını istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili geçmişte çok güzel bir hatıram var. Afrodisas'ın kazısını yapan o zamanki profesör neydi o ismi Nuri şeydi Amerikalı mı? Bir profesördü. Afrodisas'ın kazılarını yapıyordu Amerikalı. Evet. Bunun arkadaşı Gazi Yaşar geldi. Gazi Yaşar gelen benim özel çok önemli sohbetlerim oldu. O sohbetlerin birinde dedi ki Aydın sağlık merkezi olmalı. Evet. Aydın eğitim üniversite merkezi olmalı. Aydın eğitim merkezi olmalı dedi. Evet. Ve turizm zaten bunun başı olacak Aydın'ı, dedi. Aydın'ı sağlık merkezi yapmakla ilgili yola çıkan Hüseyin Aksu'nun başına da gelmeyen hadise kalmadı. Şehirde bir şey yapmak istiyorsanız hemen başınıza çullanıyorlar. Şehrin maalesef başka problemleri var. Bu konu uzun bir konu abi. Çok güzel bir girişim. Tebrik ediyorum sizi, vakfınızı. Cengiz Altıntaş önemli bir olaya girmiş. Hep beraber önemli bir yola çıkmışsınız. Aydın için çok yararlı olacak. Eğitim üniversite demişken Yüksel Yalova da o vakıfta var galiba. Evet var. Sayın Yalova işte bir süredir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi dekan vekilliği görevini yürütüyordu. Oraya bir asaleten dekan atandı. Sayın Yalova'nın atanmasını bekliyordu Aydın kamuoyu ama başka bir profesör hoca atandı. YÖK'ün böyle bir tasarrufu oldu. O gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsun Ahmet abiciğim? Çok çirkin değerlendiriyorum. Çok çirkin değerlendiriyorum. Bak üçüncü kere söylüyorum. Çok çirkin değerlendiriyorum. Neden? Neden? Yüksel Yalova kim? Eski devlet bakanı Aydın Milletvekili. Ve Aydın'ın kaç dönem milletvekilliğini yapmış. Burada Güzel Sanatlar Meslek Okulu dahil olmak üzere Aydın'a çok büyük emekleri olan geçmişte Büyük Millet Meclisi Başkan vekilliği yapmış. Bir arada da bir haftalık, üç günlük dönemde de reis cumhurluk yapmış bir kişi. Cumhurbaşkanı vekalet etmiş birisi. Bu kardeşimiz çok büyük bir alçak gönüllükle kendisi Fransa'da, İtalya'da ve Avrupa'nın değişik yerlerinde, Afrika'da çok önemli başkan yardımcılıkları olan ve bu üniversitelerden talepleri olan, kürsüsü olan ve gustosu çok yüksek, bilgisi çok yüksek, Aydın için kalbi atan bir kardeşimiz. Bundan hemfikir miyiz? Evet. Ve bu arkadaşımız geldi burada Sayın Osman Aldemir kendisine vekaleten şeyi verdi. Tabii o da büyük bir jest. Jest gösterdi. Ama bundan bazıları rahatsız oldu. Yok efendim işte şuymuş da buymuş da bilmem neymiş gibi sanki Yüksel Yalova'nın Aydın'dan başka beklentileri varmış gibi inanılmaz bir hırpalanmaya girildi. Evet. Doğru mu? Aydın'ın en büyük kusuru bu. Şimdi biraz evvel Hüseyin Aksu'yu söyledin. Hüseyin Aksu Aydın'a bir sürü şey kazandırmıştır. Evet. Onun yerine gelenler ne kazandırmıştır? Bunu konuşuruz. Evet. Yüksel Yalova geçmişte Aydın'a bir sürü şeyler kazandırmış. Hala daha kazandıracağı noktada ne yaptılar? YÖK'te onu başka dekan yapmadılar. Ne oldu? İşte bir hanım kızımız daha oldu. Olsun. Evet. Ama bu yapılan çok çirkindir.
Gerçekten çok üzüldüm. Sabahleyin de Osman Aldemir kardeşimle de konuştum. Bunları zamanı gelince konuşacağım. Şimdi konuşmayacağım. O da dedi, ona tek sual sordum. Sen dekanlık tayininde birinci sırada Yüksel Yolova'yı koydun mu dedim. Evet koydum dedi. Buna siyasilerden ve başka yerlerden basınç oldu mu dedim. Hayır olmadı dedi. Kendisiyle bir özel görüşmem olacak. O görüşmemden sonra bir takım konuları açılacağım. Benim aldığım ilk bilgilere göre YÖK'ün tasarrufu herhalde YÖK de şey yaptı. Sayın Yalova'nın emeklilik yaşına mı hani çok kısa süreceği için mi atamadı bilmiyorum. Ama YÖK'ten gelen bir uygulama dediler. YÖK'ün tasarrufu dediler. Tabii az önce işte Sayın Cumhurbaşkanı Tarım Bakanı konusundaki yani kimi takdir ederse sonunda çalışır deniyor. YÖK de işte orada da bir şey var. Herhalde böyle bir şey izledi. Yüksel Yalova Aydın'da İletişim Fakültesi'nde derslerine devam edecektir kadrosu. Konuştum. Yüksel Bey'le de konuştum. Evet. Ayrılıp gidecek misin dedi. Yok abi dedi. Ben buradayım dedi. Ve haftada 10 gün saati varmış. Bir kırgınlığım var mı dedim. Ne münasebet dedi. Ne kırgınlığım olsun dedi. Sayın Yalova böyle şeyleri dert etmez diye düşünüyorum. Etmez. Ahmet abi Kuşadası'nda bir bazı gündemler var. Didim'de de çok karışık olaylar var. Kuşadası ve Didim belediyelerindeki bu yaşanan gelişmeleri sen nasıl değerlendiriyorsun? Emin, çok üzülüyorum. Yani şunun için üzülüyorum. Kuşadası sadece Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeği. Doğru mu? Tabii tabii. Turizmin geçmişte başkenti, şimdi değil. Çünkü çarpık yapılanma, ortaya çıkan mafyavari olaylar, pislikler Kuşadası'nı yerin dibine batırdı. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Zaten bunu Fes sayfamda da paylaştım. Kafam karışık. Neden kafam karışık? Yahu Nazilli'de bir başkan yardımcısını vurma olayı olmuyor. Abi Allah korusun. Olmasın, olmuyor. Olmasın zaten. Olmasın da zaten. Bozdoğan'da olmuyor. Bunu telin ediyorum. Bozdoğan'da da olmuyor. Kuyucak'ta, Buarkent'te olmuyor. Kuyucak'ta olmuyor. Karpuz'da olmuyor. Karpuz'da olmuyor. Aydın Efeler'de olmuyor. Germencik'te olmuyor. Niye Kuşadası'nda oluyor kardeşim? Bunu bana birileri çıksın. Meseleyi CHP'nin yıpratılması bilmem ne olarak bakmamak lazım. Ranta geçit vermeyeceğiz. Kumpas kuruyorlar. Komple bunlar gibi açıklamaları var. Bu doğru mu? Cumhur cemaati oraya toplanmışlar. Hepsi birlikte geçiyorlar mikrofonun karşısına. Biz işte kumpas kuruyorlar bize. İşte yahu kardeşim senin başkan yardımcını adam istese Allah korusun garajın içerisinde ayağına yere sıkacağına kafasına da sıkabilirdi. Ne yapacaktın o zaman? Neden oluyor bu olay Ahmet abi? Sen tecrübeli bir... Ben burada çok üzülerek söylüyorum. Çok karışık olaylar var. Bir takım rüşvet iddiaları falan var. Değişik basınlarda çıkan rüşvet kurşunu diye yazanlar oldu bunu. Ne bileyim hani bir takım şeyler var. Kuşadası'nda başka hadiseler de yaşanıyor. Otellerle ilgili rahatsızlıklar yaşanıyor. İşte bir otelde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni denetlemeye gelen müfettişin kayıtsız konaklatıldığı odasına bir gece bir kadın, ikinci gece iki kadın gönderildiği iddiaları var. Sonra o otele yıkmaya kalktıkları iddiaları var. Yani çok vahim şeyler var, buralardan gelen bilgiler var. Senin Kuşadası'yla bağlantıların daha güçlü. Oradaki siyasetçilerle çok daha yakın temastasın. Ne oluyor abi orada? Şimdi öyle güzel bir konuyu açtın ki, bundan bir ay evvel Aydın'ın Kuşadası'nın çok önemli bir oteli. İsmini vermiyorum şimdi. Ama bunu bilenler biliyor. Biraz evvel konuştuğum konuları da içine alan bir şekilde Kuşadası Belediyesi bu otel sahibine oteli tahliye et diyerekten noterden ihtarname gönderiyor. Halbuki adam oraya en azından 20 milyon dolar harcamış. Kanunen de en azından bir 30 yıl daha kullanım hakkı var. Kullanım hakkı var. Bu beyefendi Kuşadası Belediye Başkanı, değerli beyefendi, buraya noterden ihtarname gönderiyor. Gerekçe, sonra bu konu büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir numaralısına intikal ediyor. Bana anlatılan.
Ve bunu da otel sahibi anlatıyor. Evet. Sonra bu olaylar biliyor, adamın o sahip olduğu çiftliğine 3,5 trilyonluk imar olaylarından ötürü ceza yazılıyor. 3,5 milyon TL. Bunun üzerine zat o kişi idare mahkemesine müracaat ediyor, affoluyor. Dönülüyor bunun karşılığında. Kuşadası Belediye Başkanı hiçbir karşılığında mahkeme kararı olmaksızın otelin gidiyor, makinaları sokuyor, iskeleyi yıkıyor. Ya Allah aşkına, Kuşadası dağ başı mı? Burada devlet yok mu? Sonra duyuyoruz başka olaylar. 50 bin tane olay. Tabii. Hatta misafir göndermişler, karşılamamışlar. İşte kadın göndermişler. Ben onları bilmiyorum Emin'cim. Ama bak şunu söylüyorum. Devlet devlettir. Yani devlet milletindir. Kişinin devleti olursa sıkıntı oluyor yani. Devlet böyle olur. Evet, kişinin devleti var. Maalesef aynı şey tabii Didim'de de benzer olaylar yaşanıyor. Didim'de de bir sürü. Didim'de zaten başı başına bir rezalet. 1200-1300 tane yıkılması gereken yer var. Bak, şimdi benim başımdan geçen bir olayı anlatayım. Deniz de buradan dinlesin. Deniz Atabay mıydı? Deniz Atabay da buradan dinlesin. İlk seçildiği dönemde deniz kenarında yapılmış usulsüz bir yapı vardı. İşte yıllardan beri süren olay. Kıyametler koptu. Orada Deniz Atabay'ı tehdit ettiler. Bir sürü olaylar oldu. Biz Aydın Post olaraktan gittik. Erman'ı ve benim Efem'le birlikte gittik. Program yaptık. Siz Atabay'a böyle yapamazsınız dedik. Sonradan Atabay yıkım kararı almış iken, elinde fırsatı varken o oteli yıkmadı. İşte efendim yıkıcı bulamamış da bilmem ne olmuş da, ben dedim ki ben onunla ilgili çok köşe yazısı yazdım için, ben sana dedim İstanbul'dan yıkıcı göndereyim dedim kendisine. Olay esnetildi. Sonra imar affı çıktı. Kurtuldu. Peki kardeşim. Hazine arazileri işgal ediliyor. 1260 tane burada yıkım kararı alınmış yerler var. Sen bunları niye yıkmıyorsun? Turizm sezonunda içinde müşteri varken otel yıkmaya gitmek hani bir turizm... Hangi akla hizmet? Şimdi otelcinin de yani bu tür işleri yapan, kaçak yapı yapan girişimciyi de çok desteklemiyorum ben, tasvip etmiyorum. Fakat şey var, geçen Didim'den birisi aradı beni. Bir bilgi paylaşacağım abi. Dedi ki, Deniz Atabay dedi, her şeyini kanuna göre yapıyorsa dedi, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Didim Belediyesi'ne olan borçlarını neden tahsil etmedi? Tahsil etmek yasal olarak onun görevi dedi. Ne kadar borcu var tahsil etmiyor ki bir süre sonra zaman aşımı uğrarsa o borçları ödemekten affolacak dedi Hüseyin Yıldız, ama dedi o borçları tahsil etmeyen Didim Belediye Başkanı dahil olmadı. Oradaki sorunlar ondan sorumlu tutulacak dedi. Niye dedi Hüseyin Yıldız'ın kaç para borcu var Didim Belediyesi'ne, Deniz Atabay bunları neden tahsil etmiyor diye sordu. Bu vatandaştan gelen soru, Didim'den gelen bir soru. Şimdi buradan... Sen de bunu soruyor musun şimdi? Söyle lan ekrana, sen söyle bunu. Yani hukuksuz, madem her şeyi hukuki kanuni yapmaya çalışıyor, kanun görevini sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Bu sorumluluğunu yerine getirmekten niye çekiliyor? Hüseyin Yıldız'ın dedi, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Didim Belediyesi'ne olan borçlarını tahsil etmesi konusunda kendisini yasalara uygun davranmaya davet ediyorum dedi. İzleyicinin telefonuna bana bildirdiği şeyi de ben de buradan aktarmış olayım. Sana katkısı olsun. Ayrıca Didim'de bir olay oldu. Evet. Kaymakamın evi basıldı ya. Kaymakamın evini basanlara da madalya takılır derecesinde iltifat edildi. Böyle bir rezillik olur mu ya? Maalesef. Yani dolayısıyla
Niye bu Marmaris'te olmuyor? Metin, ben sana Emin sana soruyorum devletin, ya. Devletin tavrı kişisel oluyor abi. Kişiye özgü tavırları. Devletin tavrı genel olmuyor. Biraz orada devletin kişiselleşmiş olmasından kaynaklanıyor. Bu Aydın'ın genelinde var bu tür şeyler. Tabii aynı durum maalesef dediğimde Kuşadası'nda yok abi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarında da benzer şeyleri biz görmüyor değiliz. Şimdi Aydın Büyükköy diyor herkes bize dışarıdan. Sen Aydın'ın bu durumuyla ilgili sen daha çok... Dur daha bunun bir cümle daha söyleyeceğim. Ya Didim Pazarı'nda benim Erman yeğenim taciz edilmeye kalkışıldı. Eğer Erman o konuyla ilgili bir tepkide bulunsaydı parçası bulunmayacaktı. Yani Didim, Kuşadası, Teksas mıdır ya? Buranın belediye yöneticileri ne yapıyorlar ya? Ya da ben şunu diyorum abi, Aydın ili tamamen acaba başka bir yere mi bağlı? Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilintili değil miyiz yani? Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları Aydın ili için geçerli değil mi? Ben onu çok merak ediyorum abi. Bakıyorsun işte... Menemen'de, Yalova'da birçok yerde işte kamu kurumlarında, belediyelerde yapılan işlerin üstüne gidiliyor. Rüşvetten tutuklanan bir sürü insan var. Ne bileyim bir sürü bizim Aydın'da masak raporları çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratlarının ihale verdikleri firmadan hesaplarına para yattı. Bunun adı rüşvet. Rüşvet aldıkları masak raporuyla belgelendi. Kimse bir şey yapmadı yani. Yapmıyor yani. Hukuk işlerinde para kayboldu abi, bir türlü kendisi belediye şikayetçi. Hukuk işlerinde parayı zimmetine geçirdi iddia edilen kişi serbest geziyor piyasada. En ufak bir müdahale edilmedi. Diyorlar ki eğer o insanlara müdahale edilmez, onlar konuşursa onların konuşacakları çok başkalarının başını yakacağı için kimse dokunmuyor diyorlar. Yani Aydın'da başka bir şey var. Başka bir aymazlık var abi. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Yani Aydın'ın bu tür konularını çok iyi biliyorsunuz. Benim bu konuyla ilgili çok fazla bilgim yok. Ama ben şunu söylüyorum. Didim'de ve Kuşadası'nda belediye yok. Aydın'ın köy olarak değerlendirmesini dışarıdan insanların Aydın Büyükşehir değil Aydın Büyükköy söylemini nasıl değerlendiriyorsun abi? Ha. Ya Emin'cim bununla ilgili bir takım insanlar maalesef bana abi olaraktan röportaj veriyorlar. Verdiklerinde de ben yazıyorum. Evet. Yazınca da bir takım besledikleri troller vasıtasıyla yani küfredilmedik tarafımız kalmadı. Özel hayatımızla ilgili didiklenmedik bir nokta kalmadı. Kaldı ki biz kimsenin özel hayatına da karışmıyoruz. En bariz olay. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Gülnur Hocam. Yok, ondan evvel. Serkan Hoca. Serkan Hoca açık kalplikle bana bir röportaj verdi. Ve dedi ki Aydın'da dedi ben dedi çocuğumu bisiklet bindirecek yürüyecek yer bulamıyorum. Oğlum üniversiteyi kazandığı zaman bu Aydın'ı terk etmek istiyor. Burası bir köy dedi. Evet, çok doğru bir ifadeydi. Ben de katılıyorum. Aydın şu anda bir köy. Ben Doğu Gazi Bulvarı'nda oturuyorum Emin'cim. Doğu Gazi Bulvarı'ndan Batı Gazi Bulvarı'na sabah saat 8 ile 9 arasında 45 dakikada gidiyorum. Evet. Gelin yaya yollarına bakın. Bir tane özürlü arabası geçemez oradan. Evet. Aydın sosyal tesisleriyle ya üniversiteli ben şu anda üniversite öğrencilerin içinde oturuyorum Doğu Gazi Bulvarı'nda. Oradaki kafelerde hep onlarla birlikteyim. Ya vilayetin önünden üniversiteye giden bir teleferik var. Diyorlar ki çocuklar ya bu teleferik çalışsın biz boşu boşuna bu yokuşları çıkmayalım diyorlar. Ya çok mu zor? Çok mu zor vilayetin önünden teleferiği yapıp da üniversitenin içine sokmak? Değil. Çok mu zor? Değil. Denizli 12 kilometrelik teleferik yaptı. Bursa Belediyesi Uludağ 20 kilometrelik teleferik neden yaptı. Neden olmuyor abi? İşi bilmeyenler mi var? Yani Necide bak kadro var, para var, bir sürü kadro var, bir sürü daire başkanlığı var, bir sürü koordinatörlükler var, bir sürü kadro var. Bunları akıl edecek, bunları hayata geçecek kişi yok mu? Yani acaba balık baştan mı kokuyor? Ben böyle şeyim. Şimdi tabii Özlem Hanım benim kız kardeşim olduğu için ben ona laf söyletmem. Evet. Bu bir. İkincisi, bunun en güzel sualini Kuvvet Erim sordu bana.
Şimdi bu hafta yayınlayacağım o röportajı. Büyükşehir'de 5000 kişi çalışıyormuş. Evet. Bunun 2000 kişisi görevdeymiş, 3000 kişisi ortada yokmuş. Bu Kuvvet Erim'in iddiası. Ve diyor ki Kuvvet Erim, ben diyor Aydın Büyükşehir'in bu personelinin personel şamasını istiyorum diyor. Ben demiyorum. Kuvvet Erim diyor. Şimdi Özlem Hanım sosyal yardım konusunda çok becerikli. Bunun eline kimse su dökemez. Zaten şu anda geçen seçimde aldığı %40 civarındaki rey bunu ispat etmiştir. Hala daha o baraja yaklaşabilen, ben son şeyleri bilmiyorum ama kimse yok. Ama Özlem Hanım'ın en büyük hatası, Özlem Hanım'ın etrafı, bir kere Özlem Hanım üniversitelerle çalışmıyor. Özlem Hanım'ın etrafında bu projeleri sunacak, yapacak akıl yok, akıl. Bir Erkan Karaslan varmış, o da cezaevinde galiba. Acık akıllı bir adammış o. Bir takım organizasyonlar yapıyormuş, o da şimdi cezaevinde. Erkan Karaslan konusunu sonra konuşalım. Tamam. Şimdi Ahmet abi. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet. Özlem Hanım kadrolarını gözden geçirmesi lazım. Evet. Bununla ilgili mesela altyapıyla ilgili ben kendisine Teknik Üniversitenin bir numaralı adamı Profesör Orhan kardeşimi getirdim buraya. Evet. Çeşitli oyunlar, çeşitli pislikler. Abi Allah rahmet eylesin. Ahmet Refik Alp vardı. Adam şehircilik konusunda dünya çapında bir üne sahipti ve Aydınlıydı. Aydın ondan onun kapısını ne zaman çaldı? Özlem Hanım acaba kendisiyle tanışıp bir çay içti mi? Ben çok merak ediyorum. İçti. Söyle yani Özlem Hanım'a bir şekilde kendisi söyledi. Dedi ki ben de hazırım dedi. Beni dedi kullanın dedi. Evet. Benim can kardeşimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Hatta ondan daha yetenekli olan Önder Yeğen ve Erkan Karaslan tercih edildi değil mi? Bilmem o sizin diye. Abi şimdi Ahmet abi süremizin de böyle sonuna yaklaşmışız. Birkaç notum daha var. Aydın ihracatı 1.100.000 dolara çıktı. İşte bu konuları ve başka konuları konuşalım ama Cumhurbaşkanı'nın Aydın ziyaretini sen değerlendirdin zaten. Halk memnun dedin. Orada ziyarette işte bir sürü gelişme oldu. Onları sen anlattın kısmen. Bir de bu kumpas meselesi var, komplo meselesi var. En ufak bir şey oldu bize kumpas kuruluyor diye. Ya sahi ben bunu merak ediyorum ya kardeşim. Sen ne becerikli adamsın ya. Herkese kumpas kuruyorsun. Eminim nedir? Sen bana bir anlat ya. Birinci ağızdan bir dinleyeyim bunu ya. Şey Ali Çankır'ın, İl Başkanı Ali Çankır'ın açıklamalarını diyorsun abi. Ben kumpas kuramamışım abi. Eğer kumpas kurabilseymişim zaten Ali Çankır'ın daha... soruşturma aşamasında ifade bile vermediğim konuyla ilgili bunca şey biliyor olması benim kumpas kuramadığımın göstergesi. Biz kumpas kurmadık. Benim bir kaynağım, itfaiye içerisinden bir kaynağım geldi. Benden kamu yararına Allah rızası için dedi ki bizim orada şöyle böyle işler var dedi. Lütfen dedi bunları yazar mısınız dedi. Olur yazar ama dedi beni ifşa etmeyeceksiniz. Ben kaynak dedi. Ben dedim kaynağımı korurum her türlü. Gerekirse mahkeme kaybederim kaynağımı korurum dedim. Sonra birkaç gün sonra elinde mektupla belgelerle geldi. Dedi ki bu sana, bu vali beye, bu başsavcıya hatta ikişer üçer nüsha yapmış. Bunları dedi ulaştır dedi. Yalnız dedi başsavcıya dedi ve vali beye bunu resmi yoldan ulaşması lazım dedi. Neden? Neden dedim. Ya dedi ben dedi takip ediyorum. Siz dedi yayınlarınızda, televizyon yayınlarınızda, gazete haberlerinizde, yazılarınızda dedi çok önemli bilgiler, belgeler paylaşıyorsunuz. Aydın'da dedi yapıldığı iddia edilen yolsuzluklar, şunlar bunlarla ilgili. Ama hiç kimse dedi reysen işlem başlatmıyordu. Gerek hukuki gerek idari. Hani reysen işlem yapma müessesesi bu şehirde çalışmıyordu. Kimse bunlara dokunmuyor dedi. Hiç değilse dedik resmi yoldan dedi mektupla gittiği dediğini bilirsek dedi en azından bizim gönlümüz rahatı. Dedim mektuba ne yazacağız? Sen şimdi kendini ifşa etmiyorsun dedim. Mektuba ne yazacağız dedim. Kağıda yazdı. Bu isimle dedi. Bu bilgilerle gönderelim dedi. Ben de bizim çalıştığımız arkadaşa mektupları ve isim verdim gönderdi. Şimdi kumpas kurma derdinde olsak bir kere hiç bize gelen şeyi mektubu falan bilgileri şey yapmayız. Üzerinde oynama yaparız. O numarayı kullanmayız. Başka gideriz. Başka postaneden atarız. Aydın'dan atmayız. Bir sürü iş yaparız. Yani kumpasçıları ne yaptığını ben araştırmaya başladım sonra. Nasıl kumpas kurulur? Ama nasıl kumpas kurulur konusunda biraz böyle deneyim kazandım. Şimdi insan yapmadığı bir şeyle yaftalanınca bari onu yapayım ya da bu nasıl yapılıyor moduna geçiyor Ahmet abi. Belki bundan sonra kumpas kurabiliriz abi. Yok yani, ya sen öyle şeyleri tenezzül etmezsin ya. Kesinlikle etmez. Yok yok. Mevzu bu şey abi. İşin acı tarafı şu. İşte... Yani şunu mu söylüyorsun?
resmi kurumlarda bir mektubun muhatap alınabilmesi için elden göndermek yerine postayla adını soyadını yazdı senin çocuklar. Evet. Bunun neresi kumpas ya? Bir de kime gönderdik? Aydın valisine gönderdik. Aydın Cumhuriyet Başsavcısına gönderdik. Yani devlete gönderdik. Yani bunun burasında kumpaslık bir durum yok. Ama Ali Çankır maalesef eline tutuşturulan yazıyı okumakla sorumlu. İşte görevinin ondan ibaret olduğunu düşünen bir siyasetçi olduğu için, böyle yaparsa siyasette yükseleceğine inandığı için, inandırıldığı için, bu yöntemle umutlandırıldığı için görevini yapıyor. Ona da saygı duyuyorum. Yani ne diyeyim, Ali Çankır ama Ali Çankır'ı ben davet ettim buraya. 2-3 gündür de davet ediyorum. Henüz gelmedi, gelemedi. Kendisine sorularımız var. İtfaiye içerisinden bana çok güzel bilgiler geliyor bu arada Ahmet abi. Öyle mi? Tabii. Bu konu güzel oldu. İtfaiye konusunun, itfaiye böyleyse başka yerlerde neler vardır diyorum. İtfaiye yanıyor Ahmet abi. İtfaiye, Aydın itfaiyesi yanıyor, söndüreni yok. İtfaiyecilik çok kutsal bir görev, çok meslek. Önemli. Ben itfaiyecilerin hepsini gerçek saygı duyuyorum. İtfaiyecilik mesleği ve itfaiyecilerle ilgili en ufak söyleyeceğim bir şey yok ama itfaiye çöreklenmiş ve oradan bir takım rant elde eden, iş yürüten insanların orayı ne hale getirdiğini ben sana anlatayım abi yayın sonrası. Ben ağzım açık dinliyorum. Bir takım olaylar var, bir takım hadiseler var. Ölen insanların arkasından düzmece raporlar düzenlenmiş. Tabii. Düzmece raporlar. Ölen insanların. Evet, itfaiye çalışanı yangın sırasında kalp krizi geçiriyor ve sonra ölüyor. Ama yangına müdahale etmemesi gereken bir personel olduğu için sonra arkasından bir sürü rapor düzenlenmiş. İş sağlığı güvenliği uzmanı 10 defa değiştiriliyor orada. Hiç kimse imza atmıyor düzmece raporlara. Böyle bir sürü sıkıntılar var. Kendi ama bu çok önemli bir iddia. Kendi mesai arkadaşlarının görev başında ölen mesai arkadaşlarına sahip çıkamayan bazı troller, itfaiye içinden troller beni itfaiyeciliği onursuzlukla suçlamakla itham ediyorlar. Asıl onursuzluk mesleğine ve meslektaşına sahip çıkamamaktır diyorum buradan Ahmet abi senin de şeyinde. Aydın itfaiyesinden çok kötü şeyler geliyor. Aydın her Büyükşehir Belediyesi'nin her yerinden kötü şeyler geliyor ama itfaiyeden çok, itfaiyeyi önemsiyorum çünkü itfaiye önemli. Çok önemli. Yani itfaiye yanarsa şehir yanar ama itfaiye maalesef yanıyor abi. İtfaiye başta Özlem Hanım olmak üzere, Özlem Çerçeve olmak üzere birilerinin müdahale etmesi gerekir. Çünkü Allah korusun diyorum yani itfaiyede baya kötü konular var. İtfaiyeden kötü bilgiler geliyor, kötü kokular geliyor. Ahmet abi katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Son sözüm. Buradan değerli izleyicilere şu selamı söyleyeyim. Aydın maalesef köy. Aydın'ın mutlak surette bir renovasyona ihtiyacı var. Mutlaka Aydın'a sahip çıkmamız lazım. Aydın Kuşadası'yla, Didim'iyle böyle kötü ifadelerle, kurşunlarla, tabancalarla, onunla bununla yaşatılmamalı. Ve bundan ötürü bana da bu imkanı verdiğin için Emin'cim sana da çok teşekkür ediyorum. Ahmet abi sen söyledin, burası senin evin. Sağ ol, ben de öyle kabul ediyorum. Zaten 27 yıl evvel Mehmet Aydın kardeşim de bilirler, Atilalar da bilirler, Sarılar da bilirler. Ben ilk köşe yazılarımı Aydın Denge Gazetesi'nde başladım. Şaka değil, 27 yıl olmuş, aksatmadan bu yazılarımı yazıyorum. Burası da benim evim. Evime de yani davet ettiler, geldik. Evet, çok sağ ol kardeşim. Ayağına sağlık. Her i̇nşallah önümüzdeki günlerde Emin Bey'le bir takım projelerimiz var. Onları da yapacağız. Evet, inşallah abi çok güzel bir formatla geliyoruz. Tamam, geliyoruz. Evet, İyi günler, sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuğum usta gazeteci, duayen gazeteci Ahmet Gözen'di. Ahmet Gözen'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu programın tekrarını bu akşam saat 20'de TV'den ekranlarından, yarın sabah da saat 10'da yine aynı TV'den ekranlarından izleyebilirsiniz. Kaçıranlar dijital mecralardaki kaydına her zaman erişebilirler. Hoşçakalın.